Bu videoda 7 tam 11 bölü 12 eksi 1 tam 6 bölü 12 işleminin sonucunun ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurup işlemi kendi kendinize yapmayı da deneyebilirsiniz. Şimdi de birlikte yapalım. Bu işlemi farklı şekillerde yapabiliriz. Örneğin 7 tam 11 bölü 12'yi 7 artı 11 bölü 12 olarak yazabiliriz, öyle değil mi? Eksi bu kesri de 1 artı olarak yazmayı düşünmüş olabilirsiniz. Ancak buradakinin bir eksi işareti olduğuna dikkat etmelisiniz. Demek istediğim çıkardığım sayı sadece 1 değil. Bu kesri de çıkarmamız gerektiği için bunu da eksi 6 bölü 12 olarak yazacağız. Anlaştık mı? Mı? Bu işlemi bu şekilde yazmanın ne gibi bir faydası olabilir diye sorguluyor olabilirsiniz. Bu şekilde yazarsak bakın, öncelikle tam sayıları yani 7 eksi 1, sonra da kesirleri değerlendirmeye alabiliriz. Evet, artı 11 bölü 12 eksi 6 bölü 12. 7 eksi 1, 6 eder. 11 tane 12'de 1 ya da 1 bölü 12'den 6 tanesini çıkarınca da geriye 5 tane 1 bölü 12, yani 5 bölü 12 kalır. Sonuç 6 artı 5 bölü 12'dir ve bunu da 6 tam 5 bölü 12 olarak da yazabiliriz. Bu tarz işlemlere alıştığınızda işlemin bir kısmını örneğin 7 eksi 1'i aklınızdan yapmaya başlayacaksınız. 7 eksi 1 6 eder diye düşüneceksiniz. Sonra da 11 bölü 12'den 6 bölü 12 çıkınca 5 bölü 12 kalır diyecek ve sonucu 6 tam 5 bölü 12 olarak yazacaksınız. Şimdi size bir yol daha göstereceğim. 7 tam 11 bölü 12'yi bu şekilde yazıyorum. Eksi 1 tam 6 bölü 12'yi de bu bu şekilde tam altına yazıyorum. Kesirli kısmı yukarıdaki gibi maviyle. Evet böyle yazsam daha iyi olacak. İlk olarak kesirleri ele alalım. 11 bölü 12 eksi 6 bölü 12. Bu 5 bölü 12 eder. 7 eksi 1 de 6. Gördüğünüz gibi burada bulduğumuz sonuç da aynı. Yani 6 tam 5 bölü 12. İşlemi nasıl yaparsak yapalım önemli olanın kesirli ve tam sayılı kısımları ayrı ayrı değerlendirmek olduğunu anlamış olmalısınız.